Değerli emekliler, emekli için 2020 yılı çok güzel geçiyor. Neden? Umutlu ve güzel haberler almaya başladı emekli. Emekli ne istiyor? Emekli çok şey istemiyor. Emekli insanca yaşamak istiyor. Emekli rahat geçirmek istiyor. Ve emekli bu vesileyle alacağı zammı görmek istiyor. Emeklilik reformu emeklide intibak umudunu arttırdı. Ama dahası ona kalmadan bugün tabii ki bu konularla ilgili görüşlerimizi soracağız, görüşmeler olacak. Promosyon anlaşması bu ay sonu bitiyor. 3 yıllık anlaşma bitince emekli promosyonsuz mu kalacak? Bunu hala bazı insanlar emekli promosyonu iptal edildi diye nasıl bunu söyleyebiliyorlar? Böyle bir şey yok. Emeklinin promosyon ödemesi olacak, yeni anlaşma olacak. Ve buradaki çıta 2500 TL. Bu vesileyle emeklinin bu hakkını alması için, bu çabalarımız için gereken her türlü çabayı göstereceğiz. Emeklinin hakkını alması için her türlü çabayı göstereceğiz. Niye? Emekli mağdur. Emekli istediği tutarı alması gerekiyor ve ülkemizin bu şu anda bayram öncesi verdiği ikramiyeler gibi promosyonunda anlamlı bir ödeme olması gerekiyor. İşte emekli için güzel şeyler söylemiştik. Hatırlayın değerli izleyenler. Emekliye çok yarayacak. Şubat ayında emekliyi mutlu edecek olan bu zam için start verildi. Emekli bu zamla birlikte rahat bir nefes alacak. Mutlu olacak çünkü hak ettiğini alacak. 3 sene önce kaçan fırsatı bu sefer kaçırmayacak. Emekliye bu sefer farklı olacak bu zam. Emekli bu zamı farklı alacak. Yayınıma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Neyin farklı olduğunu yayını dinleyince göreceksiniz. Neden farklı? İşte buna değineceğim sizlere. Emeklilerin bu farklı zam isteği Şubat startıyla birlikte oluşacak. Ve bunun dahasında da tabii ki ikramiye ve benzeri adımlar gelecek. Hatırlarsanız 3 sene önce bankalarla yapılan görüşmelerde emekliye çok az ama çok az bir promosyon ödemesi yapılmıştı. İşte bu promosyon ödemesi çok azdı değerli izleyenler. Bunu gidermek ve daha iyi şartlarda bir oluşum, bir durum gerçekleştirmek adına işte start veriliyor. Emekliye farklı zam standı altında verilecek olan bu zam promosyonun layıkıyla verilmesiyle olacak. Yani promosyon emekliye 2500 ve 3000 TL civarında verilmesi farz artık. Farz. Artık kesin farz. Zorunlu demek istiyorum yani. Geçim zor. Elektrik, fatura, doğalgaz, emekli nasıl ödeyecek? 1300 TL alan bir emekli 600-700 TL'lik doğalgazı nasıl ödeyecek değerli izleyenler? Kirada oturuyorsa hangisini ne şekilde ödeyecek? Bunları ödedi hani diyelim, ne yiyecek, ne içecek? Bunları beraber değerlendireceğiz. Bunları beraber göz önüne bulunduracağız. Bunları hep beraber işleyeceğiz. İşlemek durumundayız değerli izleyenler. Her ne olursa olsun, emeklinin artık kendine gelmesini ve bütün emeklilerin yayınında bütünleşmesini istiyorum. Çok şey istiyorum. Emeklinin hakkını almak. Emekliye zam istiyoruz. Emekliye bir katkı istiyoruz. Birileri çıkıyor. Emekliye nasıl bu zammı istersin diyor yahu. Bunu diyen var. Emekliye bu zammı nasıl istersin sen? Emekliye bu zam nasıl verilir? Bre kardeşim, senin amcan yok mu? Baban yok mu? Dayın yok mu? Emekli olan bir büyüğün yok mu senin ya? Bu kadar emekli muhalefet olur mu? Şubat ayında şimdi promosyon ödemesi yapacağız. Emekliye bu kadar promosyon ne işi var diyor. Bankanın avukatı mısın sen? Sen emekli değilsin ki emekli adına yorum yapıyorsun. Yazık günah bu emekliye ya. Artık promosyonu layıkıyla alacaksınız. Alacaksınız değerli emekli. Sizleri düşünmek ve bu konuda bu davranışımla, bu hareketimle sizleri anlamak durumundayım.
Daha iyi koşullarda olmanızı sağlayan bu koşulları tabii ki kovalamak zorundayız. Her zaman ve her yerde sizleri düşünmek zorundayız. Değerli izleyenler. Bunu söylüyorum size, bunu belirtiyorum. Şunu ifade etmek isterim ki, her zaman ben her yerde ve her dakika şunu unutmayın. Türkiye, evet Türkiye bütün gücüyle, bütün isteğiyle her alanda ileriye giden adımlar atıyor. Ülkemiz. İşte o zaman bizim bu konuda elinden geldiğince bütün gücümüzle çabalamamız ve koşturmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun emeklinin hakkının, çabasının sonuna kadar verilmesinin zamanı gelmiştir. Bu yüzden bu promosyon görüşmesinde emeklinin hakkının, hukukunun korunması birinci hedef olacaktır. Görüşmelerin çetin geçeceğini düşünüyorum. Bankaların bahaneleri olabilir. Krizi bahane edebilirler. 3 sene neyi bahane ettiydiler? Emekliden kar edemiyoruz diyorlar. Nasıl edemediniz emekliden kar? Emeklinin maaşı kaç gün önce yatıyor bankalara? Bankalar bu parayı ne kadar çalıştırıyor? Hiç bunu düşündünüz mü? Bütün bunları değerlendirdiğimizde, bütün bunları gözlemlediğimizde çok farklı bir resim çıkıyor karşımıza. İşte bu vesileyle evet değerli izleyenler bu vesileyle emekliye çok güçlü bir şekilde destek olmak zorundayız. Emekliyi kazanmak zorundayız. Emekliyi sosyal hayata koymak durumundayız. Onların yaşanabilir bir maaşla ve yaşanabilir bir promosyonla, bir ekonomiyle yaşamalarını sağlamalıyız. Artık SSK ve Bağkur görmeliyiz. Bu gelirlerle, bu sosyal motifte destan yazıyorlar. Artık bu destanı biz yazalım, zam verelim, daha iyi koşullara getirelim. Emeklilerin hakkını artık yaşanabilir bir toplumda olmalarını sağlayarak verelim. Emeklinin hakkını görelim. Emekli bu zamla birlikte kendine gelecek ve daha iyi koşullarda olacak değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler. Şunu ifade etmek isterim ki elimizden geldiği kadar emeklinin ve emekliliği isteyen bu vatandaşlarımızı tekrar ediyorum. Elimizden geldiği kadar emekliliğin ve emekliliği isteyen vatandaşlarımızın emeklilik müessesesine olan saygılarını ve değerlerini arttırmalıyız. Özlemlerini arttırmalıyız. Yani bir kişi primini doldurmuş. Emekli olacağım dediği zaman gözleri içi parlamalı. Ya ben emekli olacağım, maaşım düşecek, ne yapacağım dememeli. Niçin çalıştı bu insan? Neden çalıştı? İşte bunları hep beraber düşündüğümüzde, hep beraber dile getirdiğimizde, emeklinin farklı bir zamla, Şubat startında çok önemli bir yere geleceğine inanıyoruz. Emeklinin rahatlayacağına inanıyoruz. Emeklinin kazanacağına inanıyoruz.